Herkese merhaba. Ofansif Oyun Kurucu YouTube kanalındasınız. Feyenoord kariyerimizin yeni bir bölümüne daha karşınızdayım. Bir önceki bölümde 5 maç yaptık ki bizim için çok güzel bir bölüm oldu. 5 maç, 5 galibiyet. Burada Liverpool'u devirmeyi bildik. Son maçımızda Roda Junior'la kupa mücadelesine çıktık ve 3-1 kazanmayı bildik bu maçı Bu maçta rotasyon yapma imkanı elde ettik. Oyuncularımızı dinlendirebildik. Sparta Rotterdam maçına ilk 11 oyuncularımızla çıkabiliriz. Sparta Rotterdam maçını oynayacağız. Ondan sonra sezon arasında giriyoruz. Sezon arasında bir süre dinlenme imkanımız olacak. Sonrasında Ajax'la sezonun ikinci yarısını açacağız. Zorlu bir fikstüre gireceğiz Ocak ayında. Ajax, Nijmegen, Hollanda Kupası 3. tur mücadelesi, Milan, PSV gerçekten çok önemli mücadeleler olacak. Devre arasında transfer yapmayı düşünebiliriz belki eksiklerimizi kapatabilmek adına ama transfer bütçemiz çok iyi değil. 5.6 milyon Euro'luk bir transfer bütçesi var ama maaş bütçemiz yüksek. Belki maaş bütçesinden transfer bütçesine aktarım yapabiliriz. Kadromuzda Anthony Milambo ve Omar Mahmut sakat. Bu iki oyuncu Rotterdam maçına tabii ki yetişemeyecekler ama Ajax maçına kadar iyileşmiş olurlar diye düşünüyorum. Takım dinamiklerine bir bakalım. Takım uyumumuz çok iyi. Menajere destek çok iyi. Takım uyumu iyiden çok iyiye yükseldi. Bu benim için memnuniyet verici bir şey. Hiyerarşiye baktığımda da beni destekleyen oyuncu sayısı 14'e yükselmiş. Burası 12'ydi. Şöyle bir mutluluk durumuna göz atalım. Mutluluk durumunda da canımızı sıkacak herhangi bir şey yok. O zaman Sparta Rotterdam maçına doğru ilerleyebiliriz. Hollanda Kupası 3. tur kura çekimi yapılacak bugün. Şöyle bir kura çekimine gidelim. Feyenoord bakalım rakibimiz kim olacak? Sparta Rotterdam'la eşleştik. Utrecht Volendam Ajax'ta kolay bir rakiple de Graafschap'la maç yapacak. Bizim rakibimiz bence yine de ortalamanın üzerinde bir takım. Sparta Rotterdam önümüzdeki maçı da onlarla yapacağız. Sonrasında 5 Şubat Çarşamba günü Sparta Rotterdam'la Hollanda Kupası mücadelesine çıkacağız. Yaklaşan Sparta Rotterdam maçına favori olarak çıkıyoruz. 1.91'lik oranımız var form durumumuz gayet güzel 5 beş maçın 5'inde kazandık Sparta Rotterdam'ın oranı 3.60 onlar son 5 maçta 2 galibiyet alabilmişler sadece eksik olan oyuncuları sakatlığı bulunan Tobias'dan faydalanamayacaklar 9 numaralı forvet oyuncuları 14 maçta 2 gol atmış. Cezalı bir oyuncuları da var. Regen oyuncu cezalı. Ondan da faydalanamıyorlar. Bu oyuncuyu bir gözleyelim. Rakip forvet biraz problemli. Michael Kremenchik. Gezgin Santra for Kremenchik. O biraz sıkıntılı. Fiziksel olarak güçlü bir oyuncu. Ama çevikliği çok iyi değil. 16 maçta 9 gol atmayı başarmış ki overall'da da 18 maçta 11 gol atmış. Onu yakın mark etmeye çalışabiliriz bugün. Rotterdam derbisi. Sparta Rotterdam'la oynayacağız. Hawken Kök bugün yedekler arasında olacak. Genel fizik kondisyonu çok iyi durumda değil. Sakatlıktan çıktı. Onun yerine Casper ilk 11'de forma giyecek. Onun dışındaki oyuncularımız ideal 11'imiz. İyi oynuyoruz ve güzel bir seri yakaladık. Bunu devam ettirelim beyler diyeceğim. Savunma oyuncularına size inancım tam. Orta saha oyuncularına da size inancım tam dedim ve herkesi motive etmeyi başardık. Önemli bir maç. Rakibimiz de iyi bir takım. Şurayı bir yine biz puan durumuna alalım. Sparta Rotterdam 11. sırada. Maçı kazanıp puan kaybı yaşamamamız gerekiyor. Ajax dolu düzgün yoluna devam ediyor. Şimdi Kasper arkaya doğru düşündü ama Williams, Koremans uzun bir karıcı vuruşu, Ferrares'i kontrolü yaptı, topun kontrolünü sağladı. Sonrasında Timber, Lucas Gornadot, Boulodeye de ortayı gönderdi. Jimenez dışarı vurdu. Güzel bir atak. İyi geldik ama Jimenez faydalanamadı bu pozisyondan. Ama rakibimize göre daha iyi oynuyoruz. 5 şut çektik. Biri kaleyi buldu. Rakip yarı sahada etkiliyiz şu ana kadar. Bulluğu de orta güzel. de aa, savunma müdahale etti. Topu kornere gönderdi. Güzel bir atak golle sonuçlanabilirdi ama olmadı. Şimdi Hartman kullanıyor köşe vuruşunu. Ortayı açtı. Hanko dışarı vurdu. Etkiliyiz. Rakibe göre daha iyi oynuyoruz. Ama o golün gelmesi lazım. 30. dakikaya geldik. Hala bir gol atamadık. Rakip ceza alanına paslaşarak girelim diyor asistan menajerimiz ama. Onu şimdilik aktif etmeyeceğim. Olmadan paslaşarak çıktılar. Sonrasında uzun bir kaleci vuruşu. Yalnız çok kısa boylu bir oyuncu zaten. O topu alması sürpriz olurdu. Igor Paksa, Lucas Gornedot arkaya Jimenez'e offside. Jimenez de zaten topu dağlara taşlara vurdu. Bir Frikik Gertruy de kullanacak Frikik'i. Gertrui'yi da iyi vurdu ama kaleci Koremans yattı ve aldı topu. Daha çok çabalayın çocuklar. 43. dakikaya geldik. Henüz bir gol atamadık. Daha iyi oynayan tarafı olmamıza rağmen golü bulamadık ha henüz. Yani adamlar bir kere gelip golü de atabilirler. Onun için bizim bir an önce skoru almamız lazım. Evet yani maçın hakkı şu ana kadar 0-0 mıydı? aslında olabilir. Yani çok şut çekmiş olmamıza rağmen gol beklentisini bire bile çıkaramadık henüz. Takım performansını beğenmediğimi söyleyeceğim. O oyunculardan biraz daha etkili olmalarını istiyorum. Bir dakika şimdi ne oldu? Tamam o zaman ne yaptım ben? Evimi mi aldım oyunu? Böyle imkanım var mı ya? Tamam bu değişikliği şu anda yapmayalım. Lucas devam etsin bir süre daha. Sonradan belki Dermani'yi kullanabiliriz. Gert Ruida o da sarı kart gördü. E şurada bir oyuncu değişikliği yapmamız lazım artık. Timber'in yerine Eyüp gelsin. Igor Paksay da çıkaralım. O da çok iyi oynamadı. İdris'i bakalım. Bir 35 dakika, 25 dakika pardon. O da forma giysin. Sakatlıktan çıktı. Onun maç kondisyonunu kazanması adına önemli olabilir bu. Ferrarezi Timber. Paslaştılar sağ Gertrude'a tekrar aldı Ferrarezi. Ferrarezi çıkardı topu şimdi. Lucas Gornadoğut iyi döndü. İyi de bir pas. Bullo'yu çok iyi paslaştık. Direğe nişanladı topu Jimenez. Çok güzel geldik aslında. Çok iyi paslaşarak geldik ama maalesef Jimenez İyi bir vuruş gerçekleştiremedi. Topu yine kazandık önde baskıyla. Buloide Lucas verdi Hanko'ya. Gertrude'a da artık devam edemeyecek gibi. Şöyle yapalım. Gertrude yerine Pedersen'e bıraksın. de biraz daha dursun Buloide. Değişikliği onaylayalım. Ama buradan da artık atağa çevirebiliriz oyun tarzımızı. Haydi Eyüp. Duran toptan güzel bir gol gelebilir. Eyüp Aydın. Adam adam mükemmel bir vuruş. Harika bir gol attı Eyüp. İkinci golü bu sezon attı. ilk golü de yine Frikik'ten de. Mükemmel bir vuruşla bu Firik'i de gole çevirdi. Çok güzel vurdu. Çok iyi noktaya gönderdi topu. 1-0'ı bulduk biz de böylece. Bu pozisyondan sonra oyun anlayışımızı tekrardan normale çevirebiliriz. Meysen Jimenez baskı yaptı. Kapamadı topu. Klein, Hanko, Eyüp Aydın indiriyor. Pedersen İdrisi'ye. İdrisi dripling yaptı. Döndü Pedersen'e. Şimdi Eyüp yaklaştı. Aldı verdi. Casper, Lucas Gornedot arkaya iyi pas. Jimenez bu sefer at. Yine kaçırdı. Jimenez yine çok fazla gol kaçırıyor. Feyre Heydel aldı topu. Verdi Hanko'ya. Hanko'ya yaklaşabilirsiniz. Lucas Cornedo döndü. Kasper. Bulluğu da. Bulluğu da götürdü. Çok iyi bir plase değildi. Daha iyi vurabilirdi. Oyuncu değişikliği yapalım. Kalan oyuncu değişikliklerimizi kullanalım. Hanko yerini Cordoba'ya bıraksın. Kasper değil de genç oyunculardan İlyas da İmeniz'in yerine oyuna girsin. Şimdi savunmadan top çıkarmaya çalıştılar ama İlyas kaptı topu. İlyas sağ tarafta İdris'i buldu. İdris'i kaptırıyor. Aman diyeyim tehlike yaratabilirler. Pedersen çok sert bir hareket. Kırmızı kart gördü. Bu temanın böyle bir problemi var. Temanın kendisini seviyorum ama bu maalesef ki takım ekranı sürekli bunu yapıyor. Şimdi biz sağ kanatta İdris'i kanat oyuncusu destekleyelim bu şekilde bir oyun anlayışıyla devam edelim. Maçı bitirmeye çalışalım. Ve maç bitti. 1-0 kazanmayı bildik Rotterdam derbisini. Aslında daha fazla gol atabilirdik. 2-40 oranımız var. 3 mutlak gol pozisyonumuz var. %63 toplu oynadık. Ama Jimenez'in bugün formsuz olması daha fazla gol atmamızı engelledi. Yine de eller belde tebrikler beyler. İyiydiniz diyeceğim. Ajax-Valvik deplasmında hata yapmadı ve 4-0 galip geldiler. Bu arada Ajax menajerlik için Frank De anlaştı. İyi bir menajerle anlaştılar. Gençlerle çalışma, savunma disiplin, kararlılık oldukça iyi. Acaba kötü bir menajerle anlaşırlar mı diye bekliyordum ama Frank de burada onlar için iyi bir menajer olacaktır. Ki zaten takımın başına çıktığı ilk maçı da 4-0 kazandılar. PSV'nin başına da Mark Van Bommel geldi. Bence o da iyi bir teknik adam. Bizim Ajax'la mücadelemiz devam edecek gibi görünüyor. 40 puandayız. Ajax'la 41 puanda. AZ Altmar bizi takip ediyor. 36 puanda onlarda. Güzel bir mücadele oluyor. Bu sezon akademiden yetişecek olan oyuncularla ilgili bir ön rapor geldi. Geldi. İki defansif orta saha oyuncusunun potansiyelini yüksek olarak görüyor At altyapı sorumlumuz. Orta sahanın merkezinde oynayan bir oyuncumuzun potansiyelini yüksek olarak görüyor. En az bir bekimizin de potansiyelini yüksek olarak görüyor. Bence bu oldukça güzel. Orta sahanın merkezine iyi oyuncular gelirse, beke de bir tane iyi oyuncu gelse yeterli olacaktır. Akademi için gönderilen ön rapor ümit vaat ediyor bu sezon için. Maalesef ki yine aynı hikaye. Transfer sezonuna yaklaştık. Transfer sezonu açılacak ve Gertrude'yi takip eden takımlar takip etmeyi bıraktılar. Gertrude'a da yeni bir sözleşme isteğinde bulundu. Şimdi şöyle bir bakalım. 1.09 alıyor. Yıllık maaşı iyi. Orkun'dan bir bu sorunu çözmesini isteyelim ki çözüm bulamadı. O zaman Gertrude'a ile konuşmayı düşünsek. Şöyle bir Gidelim bakalım. Yeni bir sözleşme istemeyi düşünüyordum aslında. Ancak bu konuyu çözmek için böylesine uğraşmanız bile çok şey ifade ediyor. Artık daha iyi hissediyorum. Teşekkürler patron dedi. Tamam Gertrude krizini şimdilik atlattık. PSV sürpriz bir şekilde kupa mücadelesinin dışında kaldı. Go Ahead Eagles ile yaptıkları maçta 2-1 mağlup oldu PSV ve kupa mücadelesinin dışında kaldı. Genç oyuncularımızdan bir tanesi Jomar Gierstow ve Aze Alkmar anlaştı. Oraya gidecek 375 bin euroluk bir bonservis getirisi olacak? Tabii şartlara bağlı olarak da 475 bin euroya kadar çıkabilir bu getiri. Böylelikle Hollanda futboluna bir oyuncu daha kazandırmış olalım. Umuyorum ki AZ Alkmaar'da iyi süreler alır, iyi işler yapar. Ajax maçının gözlemci raporu geldi. Şu gözlemci raporuna bir göz atalım. Oyun anlayışını değiştirdiler. Üçlü bir sisteme geçtiler. Tabii bu bakalım nasıl yansıyacak performanslarına. Top kapma konusunda, zıplama konusunda zafiyetleri var. 18 karşılaşmada rakiplerin yaptığı 10 asistin 4 tanesi de ceza dışından kaydedilmiş. 17 k yeni transferleri sıkıntılı bir futbolcudur. Fiziksel olarak çok iyi bir oyuncu. Çalışkanlığı da yüksek. Bence onlara güç katacak. Umuyorum ki Ajax maçında deplasmanda galip geliriz. Sepp Vandenberg sakatlandı. Sanıyorum ki Covid oldu. Virüs sakatlığı. Eve göndereceğiz. 12-15 gün sağlardan uzak kalacak. Bu virüsü diğer takım arkadaşlarına yaymaması için onu eve göndermemiz gerekiyor. Evet de Klesiyeker derbisinde Ajax favori oranları var. Tabi ev sahibi olarak çıkacaklar maça. Favori olmaları çok da şaşırtıcı değil. Herhangi bir eksikleri de yok. Bizde Pedersen cezalı olduğu için oynayamayacak. Vandenberg de sakat olduğu için oynayamayacak. Ajax maçına hazırız. Bugün savunma dörtlüğümüz Hartman, Cordoba, Ferreiz ve Gertrude olacak. Orta sahadaki oyuncularımız Lucas ve Timber iyi bir ikili oluştururlar orta sahada. Kasper'i sağ kanatta kanat oyuncusu olarak oynatacağız. Marmuş da ters ayaklı kanat oyuncusu olarak ters tarafta sol kanatta oynatıyoruz. Jimenez forvette görev yapacak bugün. Şöyle takımı bildirelim. Zor bir deplasman olacak. Bunun farkındayım. Ama elimizden geleni yapıp bu maçtan galibiyet almamız lazım. Şimdi şöyle bir yumruğumuzu sıkalım. Bu büyük maçın ne kadar kran kran'a geçtiğini biliyorum. Sahaya çıkın ve taraftarlar için oynayın dedim. Bence yeteri kadar tepki aldık oyunculardan. Ajax yeni teknik direktörüyle sağda olacak bugün. Zor bir deplasmana çıkıyoruz. Ama iyi oynayıp bu maçı kazanmamız lazım. Bunu yapabilirsek şampiyonluk yolunda Ajax'a iyi bir çelme takmış olacağız. Şimdi Orkun geriye doğru Gertrude de yerde kaldı. Hakem devam diyor. Naci kontraya çıkacak Ajax. Naci topu götürdü. Ferreira iz aldı. Marmuş, Timber arkaya iyi bir pas. Kesper ortaladı. Jimenez gol attı. Gol geldi. Hakemin eli havada ama bence gol geçerli. Kontrol yapılıyor. Feyenoord deplasmanda Haydi bakalım gol incelemesi yapılsın. Ve gol geçerli işte bu be. Çok güzel. Naci'nin önünden topu aldı Ferrares'i Marmuşa. Timber terse doğru güzel bir pas. Kasper tekli içeriye çevirdi. Jimenez golü attı. Aferin oğlum 1 0ı bulduk. Hiç hızlı kesmeden devam edelim. Ve liderlik koltuğuna yükseldik. Şu anda bu skorla biterse maç 43 puanla liderlik koltuğuna yükseleceğiz. Ama daha iyi oynamamız lazım. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Bir gol daha atmamız lazım. Ajax paslaşıyor. Vindal. Orkun müdahale etti. Ah be. Kesper hatalı pas. Berguiz. Arroyo. Heidel kurtardı. Offside. Arroyo da offside'daydı zaten. Orada Kesper hatalı pas gönderdi. O bir tehlike yarattı ama şimdi savunmada hiç oyalamayın topu orada çocuklar. Lukas Gorn'a da ot Marmuş'a. alan kat edebilir. Marmuş verdi Jimenez'e. Orkun. Orkun terste. Casper kendini gösterdi. Casper içeri ve gol. 17 -ka kendi kalesini attı. Casper'ın golü. Casper'ın vuruşu. içeri çevirdi. 17 kaya çarpan top ağlarla buluşuyor. 2-0. İşte bu. Harikasınız çocuklar çok iyi paslaştık burada. Orkun terste Kesper offside'den kaçtı. Sonrasında içeri çevirdi. 17 kaya çarpan top ağlarla buluşuyor. Sağ kanatta kanat oyuncusu olarak da çok iyi oynuyor Kesper. Gayet iyi. Haydi çocuklar. Böyle devam edin. 2-0'ı bulduk. Gravenberg tersi oynadı. Windle'ın ortası Arroyo. Offside var mı? Hakemin eli havada. Umuyorum ki offside'dir. Pozisyon kontrolü yapılıyor. Totemimizi yapalım. Offside değil hocam. Offside değil. Offside değil. <laughs> Offside. Gol iptal edildi. Güzel. Tamam bunu tekrar izlemek istemiyorum. Hartman'a Arroyo'yu marke etmesini söylersek sıkıntı olur. Bence bunu istemeyelim. Hartman back tarafında back pozisyonda kalmaya devam etsin. İlk yarı bitti. Aslında başa baş bir mücadele. Gol beklentileri, şutlar aynı sayıda. Ayak sonradan üzerimize gelmeye başladı ama yetenekli bir rakibe karşı önde olmaktan memnunum. Aferin çocuklar diyeceğim. İkinci yarıya gidelim. Hatta artık şöyle biz savunma taktiğini çevirebiliriz olayı biraz. O varyasyonları kullanmam gerektiğini düşünüyorum rakibi de şaşırtabilmek için. Gertruy' da ortayı açtı. Marmuş vurdu, vuramadı. Marsa şimdi Orkun Jimenez'e ve gol. İşte bu. Jimenez attı. Jimenez Ajax'ı yine yıkıyor. İkinci golü bu maçta. Deplasmanda Ajax deplasmanında 3-0'ı bulduk. Aferin çocuklar ya. Aferin. Çok iyi. Burada Jose Marsa çıkardı. Ama Orkun giriyor araya. Direkt oynadı Jimenez'e. Kaleye sırtı dönüktü ama nereye vuracağını biliyordu Jimenez. 3-0 yakaladık. Artık oyuncu değişiklikleri de yapıp oyunu da biraz soğutmaya çalışabiliriz bence. Orkun görevini yaptı. O çıksın. Bu de alalım. Marmuş'un yerine kimi alalım? Marmuş'un yerine İdris'i alalım. İdris'i sağ kanada gelsin. Timber'de Eyüp Aydın'la yer değiştirsin. 3 oyuncu değişikliği yapalım. Bu şekilde devam edelim. Hatta artık kalan 2 oyuncu değişikliğimizi de yapabiliriz bence. Ya, şu temanın bu problemi beni üzüyor gerçekten. Dermanı gelsin ve... Step burada mısın? Yok Step sakattı doğru. Ferrarezi'yi tutacağız o zaman. Ya da şöyle yapabiliriz. Ferrarezi'nin yerine edersen yok muydu yedekler arasında? O zaman David Hanko'yu alacağız. Onaylayalım. Bu şekilde devam edelim. Bence güzel bir skor. Artık maçın son dakikası. Berkvin kullanacak Friki'yi. Ortaya açtı. Orada bir karambol oldu ama topu uzaklaştırdık. Haydal'ın müdahalesi vardı. Sonra bir karambol oldu. Topu uzaklaştırdık ve deplasmanda Ajax'ı 3-0 devirdik. Aferin çocuklar. İstatistik olarak 3-0'lık bir maç mıydı? Bence değildi ama sonuçta 3-0 galip gelmeyi başardık. Bu galibiyet bizi ligin zirvesine taşıdı. Tebrikler çocuklar. Aferin. Harikasınız. Frank de Bur, sorulan soru üzerine istediğimiz sonucu alamadık fakat Hüseyin ve takımının bize göre daha iyi bir durumda olduğunu görmüş olduk dedi. Evet, bunu ben de beklemiyordum. Bu kadar farklı bir skorla galip geleceğimizi ama 3-0 kazandık. Jimenez geçtiğimiz yıllardaki performansını yakalamaya çalışıyor. 12 maçta 8 gol attı ama Ajax maçında yaptıkları gerçekten takdire şayan. 2 golle bizi taşıdı Jimenez. Nijmegen maçının gözlemci raporu geldi. Şimdi o rapora bir göz atalım. Önemli bir maç bizim için bu maç. Yenilen goller 25 asistin 11, 11 tanesi yapılan ortalardan kaydedilmiş diyor. Ve pas konusunda sıkıntıları var. Çeviklik, orta yapma bu konularda da sıkıntı yaşıyorlar. Zaten aslında topu tutuyoruz. Yani top genelde bizde daha fazla kalıyor yaptığımız maçlarda. Kanatları kullanmaya çalışabiliriz. Kanatları kullanıp daha fazla orta yapmaya çalışabiliriz bu maçta. Eğer maç zora girerse daha fazla orta orta yapmayı aktif edebiliriz taktik ekranımızda. Nijmegen maçına favori olarak çıkıyoruz. 1.53 oranımız var rakibimizin oranı da 5.50. Son 5 beş maçın 5'inde kazanmayı bildik. Nijmegen'de ise durumlar çok iç açıcı değil. Son 5 maçta bir beraberlik, 4 mağlubiyet aldılar. Rakibimizde herhangi bir eksiklik yok. Bizde de Sepp Van den Berg bu maçta oynayamayacak. Form grafikleri bizi işaret ediyor ama dikkatli olmamız lazım. Bu maçı kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Çok fazla bir değişiklik yapmadım. Ajax maçını kazanan kadro ile çıkıyorum. Sadece sol tarafta Lopez'i kullanacağım bugün ve bir de bu maç özelinde daha fazla orta açma talimatını aktif ettim. Rakibimiz genelde yapılan ortalardan gol yemişler. Biz de bunu kullanabiliriz diye düşündüm. Kendi evimizde oynayacağız maçı. Dekuyup de yumruğumuzu sıkalım. Bizi övenlerin ne kadar haklı olduğunu göstermeliyiz bence beyler dedim. Evet, oyunculardan istediğimiz tepkiyi aldık. Son 5 beş maçın 5'inde kazandık ki son maçta Ajax Eplasmanı'nda 3-0 galip geldik. Hiç bozmadan Galip gelmeye devam etmemiz lazım. Bu maçı kazanmamız gerekiyor. Ajax PSV deplasmanında 2-1 ile galip geldiler. Orada takılırlar diye düşünüyordum ama takılmadılar. Çok erken attık golü ama offside olabilir. Henüz daha 20. saniyede golü attı Jimenez. Ve gol geçerli. Çok iyi oldu bu. Adeta maça 1-0 önde başladık. Gertruy da burada Timber'e. Timber. E. Timber koşuyu gördü. Oynadı. Jimenez'e tekte. Dokunuşunu yaptı ve golü attı. 1-0 öndeyiz. Aferin çocuklar. Gerçekten maçı adeta 1-0 önde başladık. Çok iyi oldu. Şimdi yalnız Timber'i uyaralım. Sarı kart gördü. Sarı kartı da erken gördü. Arkaya doğru bir pas. Lopez karşılıyor. Timber, Ferrarezi'ye. Lucas Kornadoğut. Lopez'le oynadı. Marmuş orada. Geriye Cordova, Timber. Tekrar Lopez'e. Marmuş, Lucas, kaptırma Lucas. Lucas topu kovaladı, kaptırmadı. Mücadeleyi kazandı. Şimdi sağ tarafta Casper, Timber'e, Ferrarezi. İyi pas yapıyoruz. Cordoba. Ortada Lucas Cornadot. Lopez'i gördü. Lopez, Marmuş'a, Marmuş, Jimenez'e doğru indirdi. Jimenez, Orkun golü attı. 2-0 oldu. Hakemin eli havada ama bu offside değil diye düşünüyorum. Jimenez çok güzel indirdi pozisyonu. Gol iptal edildi. Maalesef ki yine tutturamadık. Marmuş'un ortası Jimenez indirdi. Bence değil ama hadi öyle olsun. Orkun golü atmıştı. Offside sebebiyle gol iptal edildi. İyi oynuyoruz. Topla oynayan taraf biziz. Golü de bulduk erken bir şekilde. Sille de kaldı uzun bir kaleci vuruşu Sillesen'den. Lucas Cornadot kontrolü topu Marmuş'a verdi. Şimdi Lopez. Cordoba, Lucas. Arkaya Jimenez'e güzel bir pas. Jimenez kaçırdı. Bu tarz pozisyonları çok buluyoruz ama Jimenez burada harcadı bu pozisyonu. Orkun ortalacak. Ön direkte karşıladılar. Güzel bir da aslında ama Meri Proper'e verdi. sen başlattı şimdi. Timber, Orkun. Kasper'a geldi o top. Kasper Jimenez'e güzel bir pas. Jimenez ne yapıyorsun? Ofsiy arkada Jimenez golü attı ama hakemin eli yine havada. Lucas Cornado arka tarafa sektirdi topu. Jimenez boş kaleye golü attı ama inceleme yapılıyor. Gol geçerli. İkinci golünü attı Jimenez. Santiago Jimenez. Lucas Gornadot arkaya. Aslında bıraksa da girebilirdi belki ama. Tabi golcü oyuncular bu tarz pozisyonları genelde bırakmıyor. Güzel oldu. 2 0 yakaladık. Hala atak yapıyoruz. Top dışarı gitti. Cordoba vurdu kafayı ama. Bu an farkını koruyacağız. Eğer 2-0, 3-0... Neyse galip gelirsek harika oynuyorsunuz beyler böyle devam. 3 puan alırsak bu maçtan puan farkını koruyacağız. 2 puan öndeyiz Ajax'ın. 2 puan önündeyiz. Şimdi Casper, Marmusha. Dönemedi Marmush Matson. Henry aldı. Kanada doğru. Van Roy oraya pres yapabilirdik aslında ama sillesen Rakibimiz paslaşıyor. Top yapıyorlar. Meri'ye doğru. Ferrarezi hata yapmıyor. Timber indirdi. Lucas Cordova'ya. Ferrarezi. Timber. Gertrude'a. iyi dolaştırdık topu. Şimdi Casper. Casper dönüyor. Timber'e verdi. Timber arkaya. Gertrude'nin koşusu var. Ortaya çevirdi ve Jimenez'e golü attırdı. Hattrick olacak. Hakemin eli yine havada. Ya her pozisyonda gerçekten bu VAR incelemesi oluyor. Bu kadar da olmamalı ya sanki. Gol yine geçerli. Yine VAR'dan geldi gol. Hat-trick. 3 Üç gol, 3'ü de Santiago Jimenez'den. Burada Gertrude'ın hücum katkısı da oldukça iyiydi. Orkun kullanıyor şimdi korneri. Savunma karşıladı. marmış bir kez daha Orkun'a. Orkun çevirdi. Jimenez attı. Yine var, yine var, yine var kontrolü. Hakem bir şeyde kendin karar ver ya. Her şeyi vara soruyorsun. Gol iptal edildi. Burada kim offside'deydi? Jimenez mi? Evet, çok önde. Yani bunu da vara gitmene gerek yok ki. Direkt aslında iptal edebilirdiniz golü. Lopez, Marmuş. Şimdi ortaya Gertrude'a kaptırdı topu. Proper. Oraya dikkat edelim. Cordoba. Aferin. Şimdi Lucas Gornadot arkaya iyi pas. Marmuş. Marmuş marmuş. Attı golü marmuş. Lucas Gornadot iyi pas verdi marmuşa. O da golü atıyor. 4-0'ı bulduk. Pas yaparak çıkmaya çalışıyorlar. Arkaya şimdi iyi bir pas. Kaçırdı. Çok kötü vurdu. Mary. Gerçekten kötü bir vuruş bence. Plese yapsa golü atardı ama abandı. Kasper'ın yerine İdris'i gelecek. Şimdi Sebalius'u sanki oynatmamız gerekiyor. Bir de Derman'ı alalım orta sahaya. Orkun'un yerine de Milan alabiliriz. Milan da forma giysin. O maç kondisyonu düştü Milan Ona da süre verelim. El Karuani Gertrude da geriye. Hedel iyi oynadı. Milambo kurtardı topu. Seballos'a Ferrarezi. Tekrar Seballos. Cordoba sola doğru açabilirsiniz oyunu. Ferrarezi. Ferrarezi götürdü. Dikine niye öyle oynadın ki? Santler. Proper. El Karouni. Onun önüne geldi İdris'i. Pas yollarını kapatmaya çalıştı. Şimdi Mary arkaya doğru olsa ama dikkatli çocuklar dışarı gitti top. Böyle biz buradan yine savunmaya çevirelim taktiğimizi. Biraz savunma anlayışıyla oynayalım. Gerçekten çok etkili bir oyun ortaya koyduk. Yani 3.36 gol beklentisi. Yaklaşık 30 tane şut. Çok başarılı bir performans. Evet bence artık oyuncularımız şampiyonluğa inanmaya başladılar. 4-0 kazandık. Hata yapmadık. Kolları yukarı kaldıracağız. Tebrikler beyler. İyiydiniz diyeceğim. Ve oyuncularımız bir gün dinlenmeye hak ettiler bence. Santiago Jimenez mükemmel bir performans sergiledi. 3 gol attı. Geçtiğimiz 2 sene içerisinde yaptığı şeyleri yaptı. Bu maçta hocam geri dönüyorum diyor adeta. Performansını arttırmaya devam ediyor Santiago Jimenez. Ajax maçında 2 gol atmıştı. Bu maçta da 3 gol attı. Şöyle bir gelelim raporlardan form grafiğine bakalım. Evet son 3 maçta gerçekten iyi oynadı. Burada bir hazırlık maçı yaptım ben. Tabi onu oynamadım. Göstermedim size. 12 bir sadece oyuncular aslında form tutsunlar ve biraz moralleri yükselsin diye yapmıştım. Ajax maçında performansı iyiydi. Nijmegen maçında performansı iyiydi. Evet performansını yükseltmeye başladı Jimenez. Timber bir sonraki maçta oynayamayacak. Şöyle oyuncularımızı maç kadrosunu alıp maç kadrosunu şöyle bir dinlenme verelim bir gün mü verelim Hadi bir gün verelim. Onlar bir gün dinlensinler. Dört gün sonra Milan maçını yapacağız. Milan takımının gözlemci raporu geldi. Bu maç çok önemli bir maç değil bizim için. Şampiyonlar Ligi'nde playoff'a kalmayı garantiledik. Yeniden goller sağ kanattan yapılan ataklardan gol yemişler. Ve kafa vuruşundan da zafiyet yaşıyorlar. Bence yine... A. Icardi. Icardi Milan'a transfer olmuş. Milan'da forma giyecek. O zaman eğlenceli bir maç olabilir. Kanatları kullanmaya çalışabiliriz ama sağ kanadı kullanacağız. Belki belki yine erken orta yapmaya çalışabiliriz burada. Çünkü ortalarda kafa vuruşlarında falan zafiyet yaşıyorlar. Zaten bu maça biraz rotasyon yapmaya çalışabilirim. Şampiyonlar Ligi'nde istediğimizi aldık çünkü. Yine ilginç bir anket ama Milan'ın form grafiği kötü görünüyor gerçekten. Anketlere göre Feyenoord galibiyetini %42, Milan galibiyetini %31 demişler. %27'de beraberlik diyorlar. Ederson ve Hernandez'den faydalanamayacak Milan bugün. Theo iyi bir oyuncu. Ederson da yine iyi bir oyuncu. Bu iki oyuncudan faydalanamayacak. Biz de Sepp van den Berg'ten faydalanamıyoruz. Milan son 5 maçın 4'ünü kaybetmiş. Sadece bir beraberlik almışlar. Yani aslında form grafikleri bizi işaret ediyor ama dediğim gibi bu maça çok fazla asılmayacağım ben. Genç oyuncularımızdan Luggen Arnaud Twente takımıyla anlaştı. Onu Twente takımına gönderiyoruz. 180 bin euro karşılığında Twente'ye gidecek. Umuyorum ki orada forma şansı bulur ve güzel işler yapar. Bizim onu kullanma durumumuz yoktu. En azından Hollanda ligindeki takımlara oyuncu satmaya devam edelim. Anthony Milambo bir gün sağlardan uzak. Galatasaray Paris Saint Germain deplasmanına gidiyor. Ajax Salzburg deplasmanına gidiyor. Bu maçların sonucunda merak ediyorum. Maalesef ki Galatasaray 4-7 4-0 sonuçlandı maç. Ajax da 0-0 berabere kaldı Salzburg'la. Milan deplasmanına sürpriz bir kadro ile çıkacağız. Rotasyon yapmak istiyordum. Oyuncularımızı dinlendirebilmek için hem de maç kondisyonu tutmayan oyuncularımıza biraz da süre verebilmek için. İdris'i sağ kanatta kanat oyuncusu olarak oynayacak. Forvet'te İlyas, onun arkasında da Milambo var. Sol tarafa da Igor Paksa'yı koyduk ve kalemizi de Capri ile koruyacak bugün. Sadece bu maç üzerinde dengeli bir oyun anlayışıyla ve erken ortaya para oynayacağız. Fazla beklemeden orta açacak kanat oyuncularımız. İlyas da uzun boylu bir oyuncu. Yanlış hatırlamıyorsam hava toplarında da etkiliydi. Onun hava toplarındaki etkinliğini kullanmaya çalışacağız. Deplasmandayız ama takımıza güveniyoruz. Yumruğumuzu sıkacağız. İyi oynuyoruz ve güzel bir seri yakaladık. Bunu devam ettirelim çocuklar dedim. Çok etkilenmediler. Savunma oyuncularına inancım tam dedim. Orta saha oyuncularına da hadi çocuklar göreyim sizi diyeceğim. Şöyle İlyas'la da birebir de konuşalım. Senden iyi bir performans bekliyorum İlyas. Çok etkilenmedi. Ama tamam biz hazırız. Deplasmanda Milan'la karşılaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. Onu kesinleştirdik. Onun için bu maçta rotasyon yaptım. Bu maçtan sonra PSV ile oynayacağız. O maç bizim için çok önemli. Ligde bu sezon şampiyonluk mücadelesi kran kırana geçiyor. Ajax'la ve AZ Alkmaar'la bir mücadele içindeyiz. Onun için oyuncularımızı bu maçta dinlendirmeye çalışacağız. Ferrarezi kaptırdı. Tonali verdi şimdi Leao'ya. Leao Caprile adam adam. Caprile gerçekten çok iyi bir kaleci. Bence Heidel'ın da bir tık önünde olabilir ama Heidel ona da güveniyorum. Yani form tutarsa Heidel'ın da iyi işler yapacağına inandığım için ilk olarak Heidel'ı tercih ediyorum. Bilyov'un yerine transfer etmiştik Heidel'ı ama bence karecilerimiz oldukça iyi. Hem Heidel hem Capri iyi kareciler. Milan Boy iyi oynuyor, Marcos Lopez iyi oynuyor. Ama İlyas çok iyi performans ortaya koyamadı. Çok önemli değil. Biz iyiyiz beyler. Böyle devam edin dedim çocuklara. İkinci yere doğru gidelim. Katalli vurdu. Top dışarı gitti. Şimdi Capri ile oyunu başlatacak. Igor Paksao baya kötü oynuyor. Yani belki Paksao'yu çıkarmayı düşünebiliriz. Ki bence artık İlyas'ı çıkarmayı düşünebiliriz. Çünkü iyi durumda değiller. Oyuncuları moral olarak da kaybedebiliriz. Çok iyi götürdü Rafael Leao. Caprile'yi kapattığı Köşeden avladı. Çok sert vurdu. Dest burada pası verdi. Rafael topu aldı. Ferrarez'den kurtarıyor. Sonrasında da çok sert bir vuruş. Şöyle bir gelelim bakalım. Igor Paksal çıksın. Marmuş girsin. Forvet'e de Kasper girsin. Orta sahaya Lucas'ın yerine Dermani'yi alalım. Yeterli mi bu kadar? Sanki yeterli. İdris'i sağda kalsın. Gertrude'yi de kullanacak taç atışını. Kötü bir taç atışıydı. Lazetic ileri doğru gönder topu. Ferrarizi Gertrude'a, Eyüp Aydın, Gertrude Milambo. İdris'i kaptıracaktır ki kaptırdı Lazetic. Şimdi arkaya doğru Icardi koştu ama Ferrarizi hata yapmıyor. Lopez, Hanko, Sebalios verdi Aydın'a. Eyüp Aydın sola doğru Lopez Dani Sevalios şimdi Lopez'e olmadı. Olmadı, götüremedi Lopez. Şu Hanko'ya da biz pasör stoper diyelim. Arkaya Icardi ama sanki offside vardı. Yok muydu? Yokmuş. Icardi golü atıyor. Golcü oyuncu. Zaten sever bu pozisyonları. Çok güzel koşu yaptı. Offside ile alakası bile yok pozisyonun karşı karşıya plaseyi vurdu ve gol attı. Milan 2-0 yakaladı. Şimdi Lopez, Dani Sebalyoz. Lopez ortaladı. Savunma. Eyüp Aydın. Pas Lopez'e. Tekrar Eyüp Aydın. Tekrar Lopez'e. Ortayı açtı. İdrisi golü atıyor. Olsa ama İdrisi. 2-1. Güzel bir gol. İyi paslaştılar sol tarafta. Lopez ve Eyüp Aydın. Sonrasında da güzel bir orta geldi. Burada çok güzel bir pas. Lopez içerisi kalabalıktı. İdris'i de çok güzel bir kafa vuruşu yalnız. İki tane stop savunma oyuncusunun arasından yükselip vurmuş kafayı. Şöyle biz atağa çevirelim mi? Lopez ortada. Hanko dışarı gitti. Dereyi yaladı top dışarı gitti. Güzel oynuyoruz aslında fena değil. Milan boyu uruldu. Şöyle bir gelelim bakalım buraya. Kimi oyunu almayı düşünebiliriz? Kordalı zaten süre oluyordu o da. Eyüp sen gel, dermane gelsin. Şöyle oynayalım. tehlikeli bir yer. Kaleye biraz uzak ama iyi bir şut çıkarabilir Tonalli. tonalik vuracak. Tonali vurdu. Direkten geri geldi. Tomori attı. Hakem. Var hakemleriyle konuşuyor. Gol geçerli. Çok güzel bir frikik yalnız. Tonali vurdu. Bize neyi gösteriyorlar şu anda bilmiyorum. Tonali vurdu. Tomori attı. Şimdi Capri ile uzun bir karıcı vuruşu. Kasper alabilecek mi? Alamadı. Dermane. Sebalios arkaya doğru. Yine alamadı kesper. Kalulu, Tonali, Dermane orada dermane şimdi aldı. Dermane golü attı. Karim Dermane. 3-2. Milan'ın peşini bırakmıyoruz. Rotasyon yaptığımız maçta ezilmedik Milana. Yalnız Dermane'nin bu gol atması beni mutlu etti. Çok güzel paslaştık. Dermane bırakın bana dedi. Pis burun vurdu. Golü attı. 3-2. Evet deplasmanda rotasyon yapmıştık zaten. Ben mağlubiyeti kabul etmiştim maça çıkmadan önce. Ama keyifli bir maç oldu 3-2. Soyma odasına gidelim. Bugün kendinizi utandıracak bir performans sergilemediniz diyeceğim. Ben de sizden bunu bekliyordum zaten çocuklar. Evet, oyuncularımız memnun. Ben memnunum. Yolumuza devam ediyoruz. Milan maçında istediğimizi alamadık. 3-2 mağlup olduk ama ezilmedik de zaten rotasyon yaptığımız bir maçtı. Çok önemli değil bu mağlubiyet. Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. O kesinleşti. Sonuçta playofflara kaldık. Son maçımız Şampiyonlar Ligi'nde Banik Ostrava'ya karşı olacak. Banik Ostrava'yı yenersek belki ilk 8'de bile bitirebiliriz grubu. Orkun Kökçü'ye Tottenham ilgisi artıyor. Tottenham'ın yeni teknik direktörü Knutsen Orkun'un peşini bırakmıyor. Bu arada Tahir'i de iyi yönde gelişmeye devam ediyor. Böyle bir takım dinamiklerimize gelelim. Takım uyumumuz çok iyi. Menajere destek çok iyi. Kulüpteki atmosfer mükemmel. Şöyle bir hiyerarşiye baktığımda bizi destekleyen oyuncu sayısı 17'ye yükseldi. Mutluluk durumunda da bir problem yaşamıyoruz şu anda. Orkun Kökçü sadece memnun değil. Yani Gertruyu da bıraktı. Orkun Kökçü başladı. Daha büyük bir kulübe transfer olmaması gerektiğini düşünüyor. Eğer bu transfer döneminde Orkun'a teklif gelmezse problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Şöyle bir fikstür ekranına gelelim. Bu bölümde Sparta Rotterdam maçıyla başladık. 1-0 galip geldik. Sonrasında size göstermediğim hazırlık maçını oynadım. Oyuncuların maç kondisyonunu yakalaması için bu hazırlık maçını yapmıştık. Sonrasında çok mutlu olduğum iki maç. Ajax deplasmanı 3-0 galibiyet. Nijmegen ile Dekuit de 4-0 galibiyet. Rotasyon yapmaya karar verdiğimiz Milan maçında da 3-2 mağlup olduk. Bir sonraki bölümde PSV maçıyla başlayacağız. 4 ya da 5 maç yaparız o bölümde. Ligde durumumuz iyi. 46 puanla lideriz. Ajax da bizi sıkı takip ediyor. Onların da 44 puanı var. Aze Alkman'ın da 42 puanı var. Onun için bu şampiyonluk mücadelesi, birincilik mücadelesi çekişmeli gidecek gibi görünüyor. PSV maçı o anlamda önemli. Bir sonraki bölümü önemli bir maçla açacağız. Kulüp bilgisi ekranında bu bölümü kapatabiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Futbolla kalın.